Arkadaşlar, bir fotoğraftaki parlaklık sorunlarını gidermek için ya da modeli ön plana çıkarmak için ya da ilgili alanlara seçmeli bir şekilde parlaklık yardımıyla kontrast eklemek için Dacan Burn yöntemini kullanırız. Dacan Burn yöntemini genellikle Curse ile kullanılır. Fakat burada yapılan ciddi bir hata var. Örneğin bir tane Curse oluşturdum. Bu kursu orta noktadan tutup yukarı kaldırdığımda buna Dutch yani parlatma adı veriliyor. Ve maske ters çevrilip ilgili alanlar boyandığında o alanın parlaklığı artmış oluyor. Fakat burada işlemle ilgili küçük bir sorun var. O da şu. Körsü orta noktadan tutup çok yukarı kaldırdığınızda fotoğraftaki parlaklık artmıyor sadece. Aynı zamanda renk değişikliği de oluyor. Örneğin bu cilt şöyle daha az renk doygunluğuna sahipken Kurs yardımıyla bu kadar yukarı çıkıldığında renk doygunluğunun daha da arttığını görüyoruz. O yüzden şiddetli miktarda Kurs kullanımı parlaklığın yanında renk sapmalarına da neden olunuyor. İşte biz bu yöntemi biraz daha geliştirdik ve çok daha akıllıca bir hale getirdik yine bu panelde. Dodge and Burn'e tıkladığında bildiğiniz gibi yine Dodge ve Burn layer'ları oluşuyor. Burada bir sıkıntı yok. Fakat bunun içeriğine girdiğimde bir tane körsten oluşması yerine 5 tane körsün üst üste kullanılmasından oluşuyor. Bu da bir tanesine abanarak Fazlaca kullanarak renk sapmalarına neden olmak yerine Küçük miktarlı artışlardan oluşan 5 tane körsü üst üste kullanarak Renk sapmalarının önüne geçmiş oluyoruz. Bakın bunu CTRL'e iyi yaptığımda Aynı miktarda bir parlaklık artışı var ama bir öncekine göre renk doygunluğunda bir artış yok ya da çok 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 az var. O yüzden akıllı bir Dacan Burn'u buraya entegre ettik. Sizde parlaklık sapmalarını gidermek ya da ilgili alanları vurgulamak için sadece Dutch ya da Burn'un klasöründeki maskeleri boyamanız yeterli. Arkadaşlar fotoğrafa ister lokal ister genel Dodge and Burn uygulamak için tek yapmanız gereken şey Dodge and Burn butonuna bir kez tıklamak. Tıkladıktan sonra fırçayı otomatik seçiyor. Klasörde bir maske olmadığı için ikonu böyle görüyorsunuz. İşlem yapmak için Dodge and Burn klasörünü kendisini açıyorum ve burada Dodge ve Burn katmanlarını görebiliyorum. Dodge'a tıkladım fırçam zaten seçili geliyor %5 flow değeri. Bu lokal olarak çalışmak için etrafta çalışmak için ideal bir değer. Ama ciltte çalışacaksanız bunu %2-3 gibi daha düşük değerlere çekmenizi tavsiye ederim. Ben önce %9 gibi bir değerle burn yaparak etrafı biraz karartmayı ve modeli öne çıkarmayı istiyorum. Çünkü etraf biraz dikkat dağıtıcı şekilde parlak. Yani aslında şu an ben etrafı karartarak modeli ön plana çıkartıyorum. Başka bir deyişle seçmeli bir kontrast ekleme işlemi yapıyorum. Modelin saçları da çok parlak. Orayı da kararttım. Şimdi flow değerimi düşürdüm. %2 gibi bir şey yaptım. Modele yaklaşıyorum. Örneğin kaş bölgesini biraz kararttım. Burun bölgesini biraz karartıyorum. Biraz flow değerimi artırdım. Şu bölgeye de biraz gölge ekliyorum arkadaşlar. Daha hacimli dursun diye. Şimdi Dutch Layer'ına yani parlatmaya geçtim. Flow değerimi yine ciltle çalıştığım için düşük tuttum. %3 gibi bir değer ideal. Gözleri ön plana çıkardım. dudağa parlaklık ekledim. Buraya biraz vurgu ekledim. Şu çene hattını ortaya çıkarmak için buraya biraz karartı ekliyorum. Ve şöyle uzaklaştım. Fotoğraftan uzaklaştığımda açıp kapattığımda görüyorsunuz vurguyu artırdık. Hatta burun bölgesindeki şu kemiğin daha kemikli bir yapıda gözükmesini de sağladık. Göz bölgesini aydınlattık. Arkadaşlar bu butonun önemli bir destekleyicisi de yanındaki ataç ikonu. Farkındaysanız Dacan Burn'ün saturasyonun ve frekans ayırma butonlarının yanında bir tane ataç ikonu var. Bu ataç ikonları bu butonların yardımcısı anlamına geliyor. Örneğin lokal bir Dacan Burn yapmak istiyorsam, yani ciltteki küçük parlaklık sorunlarını ortadan kaldırmak istiyorsam bu fotoğrafı siyah beyaza çevirmeliyim. Diğer bir değişikle renklerden arındırmalıyım ki siyah beyaz halinde sadece parlaklık sapmalarına odaklanabileyim. Bunun için tek yapmam gereken şey yanındaki ataç ikonuna tıklamak ve fotoğrafa siyah beyaza çok doğru bir şekilde çeviriyor. Biraz da kontrast hale getiriyor ki parlaklık sapmaları daha görünür olsun. Eğer bu görüntüyü parlaklık sapmalarını daha da rahat görmek için biraz daha kontrast hale getirmek istiyorsanız Buradaki klasörü açın ve kontrast opasite değiştir diyor. Bakın %50 de bırakılmış. Ben bunu %100 yaparsam fotoğraf daha da kontrast hale gelir ve parlaklık sapmaları daha kolay görünebilir. Örneğin buradaki modelin gözün altının oldukça karanlık olduğunu çok daha rahat görebiliyorum şu an. Dodge layer'ına geldim, fırçayı seçtim ve buradaki %1 gibi düşük bir flow değeriyle göz altını hafifçe boyuyorum. Ve renk sapmalarına mahal vermeyen klasör sayesinde göz altındaki bu aşırı karanlıklığı biraz daha makul hale çekebilirim yavaş yavaş boyayarak. Buradaki çizgileri mesela boyayarak daha yumuşak hale getirebilirim. Buradaki flow değerimi biraz daha hızlandırmak adına %2'ye çektim. Ne kadar düşük flow çalışırsanız o kadar geçişler yumuşak olacaktır. Yardımcı layer'ı kapattım ve Dajan Burn'a bastığımda bakın göz altlarının nasıl daha makul bir hale geldiğini çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki yardımcı layer'ı arkadaşlar kırmızı ile işaretlenmiş. Tüm ataçlara bağlı yardımcı layer'lar kırmızıyla işaretlidir. Bu da şu anlamı geliyor. Bununla bir işin yok. İşin bitince sil. Şu an ben parlaklık sapmalarını bu yardımcı layer sayesinde hatta kontrastı biraz da daha da artırarak çok rahat bir şekilde gördüm ve işim bitti. İşim bittiyse bunu siliyorum ve Dacan Burn'u açıp kapattığımda gayet temiz bir sonuca ulaştığımı görebiliyorum. Yani Dacan Burn'a e tıkladığınızda o yardımcı layer'ı kafa karıştırmaması için doğrudan oluşturmuyor. Sizin seçeneğinize tabi. Eğer siz gerçekten parlaklık satmalarına odaklanmak istiyorsanız hemen ilgili butonun yanındaki yardımcı layer'a tıklayabilir. Ondan destek alarak bu işi mükemmele taşıyabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin daha etkin kullanımlarını örnek videolarda daha detaylı olarak da göreceğiz arkadaşlar.